Şu anda Zonguldak Düzce Karayolu'nun üzerindeyiz. Akçakoca ilçesi sınırları içindeyiz. Buraya adeta bir meteor düşmüş gibi. Karayolu çökmüş vaziyette. İnanılmaz bir görüntü, büyük bir felaket. Bu karayolu yapılırken dolgu malzemesinin nasıl yanlış seçildiğini, işin nasıl yanlış yapıldığını ve zemin etüdünün de doğru, düzgün ve bilimsel olarak yapılmadığının bir ispatı şu anda karşımızda duruyor. Bir can kaybının yaşanmaması büyük bir şans. Buradan bir otobüs veya otobüsler veya araçlar geçiyor olabilirdi ve şu anda da karayoluyla birlikte daha büyük bir facia, can kaybı ile birlikte yaşanabilirdi. Bulunduğumuz bölgede yeraltı su kaynakları var, dereler var ve dere karayolunun bir yanından diğer yanına doğru geçiyor. Bu dere ve yeraltı kaynakları dolgunun içine giriyor, sızıyor ve kotu yükseltilen bu yolda dolgunun da alttan, karayolunun altından boşalmasına neden oluyor. Tabii ki bu yolun yapımındaki affedilemez büyük bir hata ve kotun yükseltilmesi, bir viyadükle geçiş sağlanacakken karayoluyla, karayolunun da kullanılan toprak dolguyla yapılmış olması nedeniyle de böyle bir felaket maalesef yaşandı. Şu anda karayolu bütünüyle durmuş vaziyette. Artık bundan sonraki süreçte köy yolları üzerinden Düzce ve Zonguldak bağlantısı uzunca bir süre sağlanacak görünüyor. Bu nedenle de o yolların da bir an önce iyileştirilmesi gerekli. Bu şu anda gördüğümüz görüntü, duble yollar yapıyoruz, şu kadar yol yapıyoruz diyen AK Parti'nin yüzünü kızartmalıdır.